Bu ne hal? Ah! 90'lar modası geri döndü. Sen mağazanın vitrinlerine bakmıyor musun? Hayret. Ya sen annesin ya. Bu ne, 10 yaşındaki kız mısın? Aa! Ayrıca oğlunun gözlerinin içine baksan, onun mağaza vitrinine bakacak bir hayat enerjisi olmadığını görürsün zaten. Gazi'cim, bu iş böyle gitmez canım. Sen bir moda dergisinin patronusun. Yani moda dışında her şeyle ilgileniyorsun. Gerçi patron gibi de davranmıyorsun ya. Sen kendini hala çaycı falan mı zannediyorsun? Ya patronluk, çaycılık, vitrin, moda, kimlik karmaşası, ne bileyim, bunların hepsi geçici şeyler. Ben artık kendi hayatımda kalıcı bir hayat arkadaşı istiyorum. Yoksa sen? Ben aşık oldum. Ama! Ama! Ay, tamam. Ben senin yerim, benim küçük kaplanım büyük işte aşık olmuş. Çok söyle, kim bu şanslı matmazel? Aramızda kalacak mı? Tamam. Meşe Hanım. Neşe. Bak, eğer bu aşkın karşısında durursam beni kaybedersin. Çok başta bunu bir anlaşalım. Ah, Sivupli. Ağzımdan daha tek kelime çıkmadı. Ama gözlerin susmadı ki. Hayır. Der gibi bakıyor. Ah, o Neşe'nin çipil çipil gözleri. Aşk olsun. Aşk olsun. Aselin'in sevginin ve aşkın karşısında durduğu nerede görülmüş? Ayrıca gönül bu. İstediğine konmakla meşhur. Şimdi bana laf mı soktun? Benimkisi kondu da, sana bir bilgi verebilir miyim? Ben Neşe'yi henüz official bilgilendirmedim. Gazi, hemen lüks bir restoranda randevu alıyorsun ve Neşe'ye her şeyi açıklıyorsun. Yapamam. Neden? Gerçekten beni ben olduğum için mi seviyor? Yoksa patronun oğlu olduğu için mi seviyor? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bu sorunun cevabı beni yiyip bitiriyor aney. Aney mi? Hormon diyor. Ağzımdan kaçtı. Tamam anladım. Sen bu aşkın böyle organik başlamasını istiyorsun. Evet. Metodik değil. Gerçekten tam olarak bu. İçim yanıyor aney. Ne yapacağımızı biliyorum galiba. Yaklaş. Şimdi beni iyi dinle. Tamam. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.